Hemen öncesinde Yeşil Sol Parti'nin, daha doğrusu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'na desteği üzerinden bir değerlendirme yapıyordu Sayın Çelik. Kaldığınız yerden ben sözü size bırakayım. Akif Bey'in söylediği, yani sizin de muhatap aldığınız zamanlar oluyor. Mesela evet. En son işte başörtüsü evet. Meselesinde. Buradaki ayrım şudur. Vatandaşın meclise oyuyla gönderdiği bir parti tabii ki muhataptır. Ama meşru bir siyasal alana destek veriyorsa tabii muhataplık üretiyorsunuz. Bu ne olabilir? İşte başörtüsü meselesinde oturuldu, konuşuldu. O meselenin düzenlenmesiyle ilgili. Bir demokratikleşme meselesi olabilir, bir sosyal sorunun çözümü olabilir. Ama tutup da meşru siyasal alandaki siyasal katılma hakkını bir organizasyon terör örgütünü desteklemek ve terör örgütünün propagandasını yapmak üzere kullanırsa o konuda tabii ki muhatap almaz. Ben özür dilerim. Benim kastım o değildi aslında. Tam şöyle bir şey de söyleyeyim. Mesela Amerika ile sizi görüştüğünüz zaman bir sorun yok. Ama muhalefet görüştüğü zaman herkes bunlar Amerika ile niye görüşüyor? Yerli ve milli değiller mi gibi bir algı üzerinden konuşuyor. Yani geçmişte Avrupa Birliği ilişkileri üzerinden de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Zamanın ruhunu yakalamak mı dersiniz? Başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum. Şimdi mesela milliyetçilik başka bir yere geldi şu anda. O yüzden dedim yani siz yaptığınızda seçmen kitlenizi ikna ediyorsunuz ve herhangi bir tartışma olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı kurduğu iki cümleye de ikna edebiliyor ama muhalefetin böyle bir şeye girdiği yani anda... Şöyle bir şey var, dünyada şu anda demokratik yolla seçilmiş liderler içerisinde en tecrübelisi Cumhurbaşkanımız. Şimdi bakın mesela bir ülkeyle belli bir çatışma ve karşı karşıya gelme konusunda da tecrübesi var. O ülkeyle uzlaşma kapısını aralama konusunda da tecrübesi var. Nihayetinde bu bahsettiğiniz örneklerden aradan bir sürü olay oluyor, bir sürü gelişme oluyor. Dünya değişiyor, şartlar değişiyor. Ondan sonra yeni bir siyaset biçimi üretebiliyorsunuz. Zaten Cumhurbaşkanımızın liderliğini, AK Parti'yi bu kadar taze tutan şey, şartlar değiştiği zaman bu yeni siyaset biçimlerini üretebilme kabiliyetidir. Ama burada bahsettiğim gibi, yani hangi konuya girersek girelim, bir süreklilik içerisinde biz bunu yapıyoruz. Mesela bakın, ilk şöyle bir şey bekliyordu Türkiye'den müttefiklerimiz. Biz bir politika uygulayalım, siz de bununla uyum sağlayın. Bununla mesela en kafadan karşı karşıya geldiğimiz olaylardan, en yakın örneklerden bir tanesi, yani epey oldu da, işte bu Brezilya ile beraber İran'da yaptığımız nükleer anlaşmaydı. 2010 yılı herhalde. O zaman kabul etmediler. Şimdi biz Arap devriminin, ama biz onu devam ettirdik. Eğer o mesela devam etseydi bugün dünyanın başında bu sıkıntı olmayacaktı. Biz Arap devrimlerinin geleceğini gördük. Ve istedik ki bu devletler reform yaparak bu sürece hazırlıklı olsunlar. Etrafımızda demokratik bir çerçeve oluşsun. O zaman biz Suriye rejimiyle görüşmeye başladığımızda Cumhurbaşkanımız ona şunu söylüyordu. Seçimlere gidin, sağlıklı bir nüfus sayımı yapın, ülkenizdeki Kürtlere şey verin, vatandaşlık verin. Herhangi bir şekilde, yani bu HDP'dekiler epey bir zamandır Suriye'deki Kürtleri konuşuyorlar. Cumhurbaşkanımız bu girişimleri yaptığında bunların gündeminde bile yoktu. O zaman ne diyordu Amerika Birleşik Devletleri? Hatırlayın. Diyordu ki siz tırnak içinde haydut devletle görüşüyorsunuz, onu meşrulaştırıyorsunuz, bunu yapamazsınız diyordu. Biz de dedik ki hayır, bu bölgedeki demokrasinin gelişmesi ve entegrasyonun artması için şarttır. Hatırlarsanız bizim girişimlerimizden çok sonra Kerry gitti, John Kerry gitti evet. Suriye'ye Amerikan temsilcisi olarak. Ama daha sonra ilişkiler niye koptu? Orası bir iç savaşa döndü, rejim bir katliam makinesine döndü ve üstelik Cumhurbaşkanımız bir cuma günü sizle konuşalım diye sözleşmişlerdi. Ondan bir gün önce büyük bir katliam olunca bu şey ortaya koyuldu, tepki koyuldu. İşte bir sürü şey yaşadı. Cenevre süreci, Astana süreci, Türkiye siyasi çözüme katkı sağlamaya çalıştı. Bütün bunların bir şeyi var, bir serencamı var. Yani birdenbire bir politika değişikliği olmadığı için vatandaşımız da bunu görüyor. Kendi içerisinde bir tutarlılık var. O zaman var. HDP konusu üzerinden ve beka üzerinden bir sorun var. Bu kampanyanın büyük çoğunluğu, yani Cumhur İttifakı'nın kampanyasını sizin söylediğiniz gibi HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek üzerinden de devam etti. AK Parti'nin Güneydoğu'da büyük bir seçmen kitlesi var ve karşılığı olan bir parti. HDP üzerinden söylenen bu sert söylem zaman zaman çok sert ifadeler oldu. Buradaki seçmenle ilişkinizi nasıl etkiledi? Şöyle bakın, mesele burada, biz terör örgütüne laf söylüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Kürtlere laf söylediler. Şimdi bunu oradaki vatandaşımıza hiçbir şekilde kabul ettiremez. 2005'te Diyarbakır'da Sayın Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu benim sorunumdur dedi. Bakın 2005,
O zamanki vesayeti hatırlayın. Askeri vesayet, yargı vesayeti, sivil siyaset bu kadar konsolide olmamış. Ve ben biliyorum çok yakından Cumhurbaşkanımızın devlet içinden, bakın açık söylüyorum, devlet içinden, güvenlik bürokrasisi içerisinden karşısına çıkmaya çalıştılar. Hayır, niye? Çünkü orada vatandaşlarımıza yapılan bir haksızlığın adıydı o zaman bu iş. Vatandaşlarımızın demokratik hak ve hürriyetlerden mahrum edilmesinin adıydı. Bugün hala Türkiye'de bir çözüm sürecine ihtiyaç var mı? Sizce bir bugün bir Kürt sorunu ya da Kürt meselesi var mı? Burada demokratik hak ve hürriyetler açısından bütün standartlar sağlanmıştır. HDP'nin Kürt sorunu devam ediyor dediği şey, aslında o orada dedim ya, o literatürü iyi takip etmek lazım. Kürt vatandaşlarımızla ilgili bir mesele değil. Onlar PKK ile ilgili bir meseleye atıf yapıyorlar. PKK bir şekilde, PKK terör örgütü. Bakın dünyada şöyle bir denklem vardır. Burada farklı. Dünyada bu tip ilişkilerde önce siyasi partiler kurulmuştur. Sonra bu örgütler çıkmıştır. Burada bu terör örgütü önce var. Daha sonra siyasi parti onun bir uzantısı olarak çıkıyor. Size daha açık söyleyeyim. Çok üst düzey bir yöneticisi. Bir gün bunlar işte gelip gidiyorlar. Bizimle bir muhataplık üretirseniz biz de siyasette daha güçlü hale geliriz. Daha güçlü hale geliriz. Ve arkasından da işte demokrasiye, bu silah bırakma sürecine çok büyük katkı sağlarız dediler. Belli bir süreç işte devam ediyor mecliste. Bu çözüm süreci, öteki konular görüşülüyor. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanımızın oradaki iradesi şuydu. Silahlarını gömecekler ve öyle çıkacaklar. Yani silahlarını alıp gitmelerine bile rıza göstermeyen bir tutumdu. Dolayısıyla bunu ayırt etmek lazım. Yani burada silahlarını gömecekler ve çıkacaklar demekle öbür adayın, Kılıçdaroğlu'nun yanında biz sana destek veriyoruz. Sen kazanırsan terörist başına imtiyaz sağlanacak, cumhuriyet yıkılıp yeniden kurulacak söylemi aynı, birbiriyle tamamen zıt söylemler. Bütün bu sürecin devamında baktık ki aslında demokrasiye, katılıma daha çok kıymet vermesi gerekenler siyasal katılım yollarını demokrasiyi yok edecek bir terör örgütünün tezlerini dillendirmek için kullanıyorlar. Hukuk devletinin imkanlarını, hukuk devletini yıkmak isteyen bir terör örgütünü meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Bir tanesine sordum. Dedim ki ya siz bugün de üst düzey bir yönetici, bu sorduğum kişi o siyasi partide. Meclis kulisinde sordum. Siz hani diyordunuz siyasal katılım yolları açılırsa biz terör örgütüne karşı daha güçlü bir şekilde silah bırak deriz. Terör örgütüne karşı tavır alırız. En son bir izahattan sonra söylediği şudur. Bizim bu terör örgütü karşısında şu kadar irademiz yoktur. Şimdi burada HDP'li bir üst düzey yetkili bunu söylüyor. Buradaki mevzu şudur. Bakın biz demokrasinin meşruiyeti içerisinde, cumhuriyetin meşruiyeti içerisinde var olan insanlar. Varlık sebebimiz bu bizim. Şimdi terör buradaki en temel kırmızı çizgidir. Şimdi çıkıp da geçen gün bir adaylarını gördüm bir televizyonda. Diyor ki ben 5-6 yıldır bunların silah bırakması gerektiğini düşünüyorum. Yani son 5-6 yıldır bunu düşünmeye başlamış. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir insanlık suçu. Yani bu dünyanın her yerinde mücadele edilmesi gereken bir şey. Ve şimdi siz bunu bir takım siyasi argümanlarla ya da bir takım siyasi dille birileri estetize etmeye çalışıyor. Hayır, insanlığın en aşağılık suçudur bu. Ve bununla mücadele yöntemleri bellidir. Ha, o zaman ne oldu? Yine silahlarınızı gömün ve gidin denilen süreç yine örgüt tarafından sabote edildi. Şimdi bütün bunlar yaşanmamış gibi bunu AK Parti sabote etti diyerekten başka bir yere taşımaya çalışıyorlar. Ha, o zaman da biz şunu gördük. Buradaki siyasal aktörlerin takip ettiği bu hat, yarın başka hat takip ederler onu bilmem. Bu hat Kürt vatandaşlarımızla ya da Kürtlerle ilgili bir hat değil. Bu tamamen PKK terör örgütüne işte herhangi bir şekilde yardım etmekle ilgili bir hat. Dolayısıyla bu demokratik açıdan gayrimeşru. Peki efendim, kabul etmemiz gereken bir hat.